Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar, iki renkten, bu tülbentimin rengi çok tatlı bir renk aslında da kamerada neden bu şekil çıkıyor bilemedim arkadaşlar. Şöyle çok biraz daha koyu yani bu. Tülbentten biraz daha hem tatlı bir rengi var ama burada açık çıkmış. İpimden yani. Evet. İğneyası modelini yine sizler için tığa çevirdim. İğneyası modelinde bu şekilde sıralı bir model. Bakın arkadaşlar. Şöyle gri ve pembe karışımı yapılmış. Bu şekilde iki tane ipi beraber yürütülerek giden bir model. İki ip yani tek sırada gidiyor. Bu modeli, bu şekil modeli sevdiğiniz için size bu modeli tığa çevirdim. Birebir aynısını tığa çevirdim. Çok da güzel oldu. Siz de seviyorsunuz. Biraz arkadaşlar ama sabır isteyen bir model. Yani bu modeli yapacaklara Eyüp Aleyhisselam sabrı diliyorum. Çünkü bırak öbürünü tak, bırak öbürünü tak. Bana biraz zahmetli geldi işin açıkçası. Evet. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Arkadaşlar, tülbentimizin kenarını bu şekilde üçer zincir çekerek tığlıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın şu kalınlık ve zedeleme kısmını bir göstermek istiyorum size. Şu kenar kısmında olan bu kalın yeri kıvırınca buradan bir çizgi geçiyor. Bakın bu delikli. Bunu aslında buradan ip çektirip kesiyorum ben. Şöyle yarımını, yarım kenar bir kenarın yarımını kesip şöyle aynı bu kıvrılmamış, şöyle şeritlenmemiş, dokunmamış kenarı gibi oluyor. Ama yarım kesip, mesela yarım kenarını kesip tığlıyorum. Sonra öbür kenarı, yarım kenarını kesip tığlıyorum. Bu şekilde bakın bu sert görünüm, kalın görünüm olmuyor. Aynı o köşe gibi ikisi de ince ve zarif bir tığlama oluyor. Şimdi ben örnek amaçlı olduğu için kolay olsun diye arkadaşlar bu şekilde sizler için hazırladım tığ battılarımı ve bakın ilk başlarken şimdi unutun arkadaşlar burayı şuradan ilk başlar gibi başlıyoruz. O şekil tığ battımızın içine girip sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz bu şekilde bakın. Orayı unutun ilk defa başlıyormuş gibi bu şekilde tığ battımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitledik. Bir defa doluyorum hemen. Bakın tığ battımın içine girdim. Buraya 1, 2, 2 alarak minik bir trabzan yaptım. Bu yuvamız olacak ve buraya 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi çektim bakın arkadaşlar. Oyanın hiçbir zorluğu yok. Kolay da trabzan yaparak gidiyoruz. Fakat bu şekilde dikkat etmeniz gereken şey bu yaptığımız 12 zincirden olan mesela taba rengi bu rengimizi yani koyu rengimizi alıp şöyle bu 3 zincirimizin üzerine koyuyoruz. Bir defa tığımı doladım. Bakın trabzanımın arasına giriyorum bu şekilde. Oyanın dediğim gibi sizi zorlayacak hiçbir yönü yok. Bu zinciri yürütmek için bu trabzanımın arasına 2-2 alarak bu şekilde gördüğünüz trabzan yaptım. Yine 4 zincirimi çekiyorum. Şöyle düzelteceğiz arkadaşlar yapıldıktan sonra da. Şöyle yine 4 zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. Hemen bu şekilde trabzanımın içine girip 2 2 olarak aldım. Buraya bakın yine şöyle kenarı bombilili bir trabzan yaptım. 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi çektim. Hemen bakın buradaki yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bir tane kirpik yaptık. Aynı 7 zincir çekip tekrar ikinci kirpiği yapacağım. Duruşu çok güzel duruyor. Lakin biraz el oyalayıcı. Belki bu tarz yapımı sevenler vardır. Biraz da emek olmayınca yemek olmuyor arkadaşlar. Ve 12 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kirpiğimin üzerine 12 tane zincir. 7, 8, 9, 10. 11 ve 12. Şimdi arkadaşlar bakın bu 12 yaptık ya hemen bunu öne yatırıyorum bu şekilde. Hafif de şöyle sökülmesin diye ipimi çıkardım. Bakın bunu bırakıyoruz. Hani dedim ya sabır isteyen şey kolay
konu diye. Şimdi pembeyi bırakıp şöyle yana alalım. Burada ilmeği bayağı da uzun da bırakmışım rahat takmak için. Bu kadar uzuna da gerek yok arkadaşlar. Şöyle elimle tutup kameradan göremiyorum. Şimdi bunu elimize sarıyoruz parmağımıza. Hemen bu pembeyi kapattığımız sık iğne tığ battı var ya, onun yanındaki tığ battının içine rengimizi sık iğne ile buraya kapattık. Bir defa tığımı doluyorum. Hemen bakın yandaki boş olan tığ battımın içine girip 1 2 şöyle sıkı sıkı minik bir yuva yapıyorum. Trabzan yaptım. Aynı işlemi yapıyorum. 1 2 3 4. Bu yatırdığımı kaldırıyorum. Hemen bakın trabzanımın üzerine koydum. Bu yaptığımız üçlü trabzan var ya, onun üzerine koydum. Bir defa doladım. Hemen bakın aralıyorum bu şekilde. Buraya yine trabzan yapacağım. 2 2. Bakın arasından geçirmiş oldum. Yine 4 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Bu trabzanımın arasına girip ipi geçirdiğim trabzanımın arasına girip bu şekilde 2 2 olarak böyle bir trabzan yapıyorum. Yine 7 zincirden 2 tane kirpik yapacağız. 6 ve 7. İkinci trabzanımın, yani son yaptığım trabzanımın arasına girip kapattım kirpik olarak. Tekrar 7 zincir ve bakın bu şekilde arkadaşlar devam edecek. İkincisini de yaptım ve 12 tane zincir. 7 8 9 10 11 ve 12. Hemen arkadaşlar 12 yaptım ya, bunu yatırıyorum. Şöyle hafifleyip ipi rahat tutmak için uzun bırakıyorum. Şimdi parmağımıza pembe ipimizi saralım. Şu şekilde bir ilk önce ilmeğimizi tutalım arkadaşlar. Bakın bol bıraktığımız yerden taktım ve ipi parmağımıza sarıyoruz. Fazla uzun sarmaya gerek yok aslında arkadaşlar. Çünkü az bir şey yapacağız. Şöyle hemen yanındaki bu şekilde tığ battımın içine kapattım. Bir defa doladım. Trabzanımın arasına giriyorum. Bakın bu şekilde. Şöyle 1 şöyle 2 ve 2. 3 seferde 1 2 2 olarak minik bir trabzan yaptım. Şimdi 4 zincirimi çekiyorum. Yatırdığım zincirimi kaldırıp şöyle trabzanımın arasına koydum. Bir defa tığımı doladım. Hemen bakın bu yaptığım trabzanımın arasına girip buraya yine bir trabzan yapıyorum. 2 2. Tekrar 4 zincir ve bir defa tığımı doladım. Trabzanımın arasına girip 2 2 alarak bakın bu şekilde şöyle 7 zincir çekiyorum. Bakın buraya sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 7 zincir. Hemen aynı yere ikinci kirpiğimi kapatıyorum. Şöyle ara mesafesi olarak 12 zincirimizi de çekip bırakalım. Evet. Şimdi oyamıza bakalım arkadaşlar. Bakın bu şekilde devam edecek. Evet, bu şekilde sırasıyla yaparak devam edecek modelimiz. Modelimiz güzel arkadaşlar. Yapımı da kolay. Sadece ipi bırakıp tekrar bırak, tekrar al, yatır, kaldır. O sizi bir oyalar. O da bu güzellik için değer herhalde. Çünkü iki sırayı bir sırada yapılıyor. Fazla donanılmıyor. Bu şekilde devam edecek. Bu güzelliği aslında ekranda fazla görülmüyor gibi geliyor ama arkadaşlar gerçekten çok hoş oluyor. Emekli olmasına rağmen. Başta söylediğim gibi yapacak arkadaşlarıma Eyüp Aleyhisselam sabrı diliyorum. Ben de emeklerim ve beğeni yorum için bekliyorum. Emeklerim için beğeni ve yorum bekliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.